Evet, herkese merhaba. Şu anda Lady ile beraber geziye çıkıyoruz. Klimanın sesi gelebilir, fan sesi. Bundan dolayı şimdiden özür dilerim eğer sesim iyi gelmiyorsa. Çünkü camları kapattım, içeri sıcaktı arabanın. Lady için bunaltıcı olacağı için klimayı açtım arabada. Normalde kendim için asla bu araba içinde klimayı açmıyorum. Pencere açsam yeterli oluyor benim için. Ama Lady sıcağı sevmediği için evde olsun, arabada olsun sürekli klima çalıştırıyorum. Şu an gördüğünüz gibi. Maşallah çok akıllı benim Lady'm. Araba içinde şey yapmaz yani, böyle hareket etmez, oturur insan gibi. Yolculuk yaparız kendisiyle. Şu an kemer takıl diye ötüyor Lady'nin ağırlığından dolayı. Şimdi şeyin yanına gidiyoruz. Paletin yanına gidiyoruz. Bir dakika, bir dönüş yapalım şuradan. Ay vay vay, kamera gitti. Kamera gitti. Kamera döndü. Nereye döndü? Evet, şimdi düzelttik kameramızı. Birazdan paleti taramaya gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Tarağı aldım. Palet çok şükür iyileşti. Geçenki videoda söylemiştim sizlere. Tarağı aldım. Lady'yi de götürüyorum beraber. Ama Lady onunla anlaşamıyor. Lady'yi biraz uzak duracağım kendisinden. Çünkü Lady onu sevmiyor. Onu anladım ben. Bu arada hepinizin bayramını kutluyorum buradan. Ya sağa sola bakıyorum, herkes kapalı bayramdan dolayı. Bu arada Lady'ye yeni bir mama siparişi verdim. Geçenki mamayı pek sevmedi Lady. Bugün farklı bir mama alacağım kendisine. Ya adam akıllı bir mama bulamıyoruz. Ya mamalar çok pahalı ya da köpekler yemiyor o mamayı. Böyle bir durum söz konusu. Ve ben şunu anladım. Türkiye'de gerçekten mamalar çok pahalı. Ya bir tane marka var, ismini söylemek istemiyorum. Ya geçen dedim bir bakayım fiyatı nedir? 500 TL mama mı olur arkadaşım ya? 500 TL ne var o mama içinde? Yani ben o 500 TL'ye gidip normal et alsam, harçlasam, köpeğe versem daha fazla ve daha karlı olurum. 500 TL mamada ne olabilir? Ya komple eti almaya kalksanız zaten kilosu 50 liradan olsa arkadaşım, yani ya Allah'tan korkun ya. 10 kilo et alırım ya, 10 kilo et alırım. Yani komple eti haşlarım daha iyi artık. Tuzunu muzunu koymam, suda haşlarım. Veririm, küp küp doğrarım etlere. Daha lezzetli olur. Şimdi bir mamaya 500 TL niye vereyim? Uçuk fiyatlar. Şimdi kimisi şey diyecek, ya zenginler için. Anladım da zenginler için. Ya ben şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Bir mama niye bu kadar pahalı olabilir ki? Ne var o mama içinde? 10 kiloluk bir mama 500 TL olabilir mi ya? 10 kilo ya. Yani eti komple koysanız zaten o paraya gelir. Kaldı ki mama içinde sırf et yok ki. Farklı şeyler var. Pahalı doldurmuşlar içine. Emin olun %50'si bile et değildir onun. Dedi ağırlaşmışsın. Kilo aldın. Annesinin bir tanesi. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıyor Lady. Arabaya binmiş ya. Şaka maka, Lady için klimayı açtığım var ya, ilk açmışım ya. Klimanın verdiği serinliği dışarıdan vermiyor, dışarıdaki hava. Çünkü dışarı zaten güneşli olduğu için sıcak hava esiyor. Bu arada beni bilen bilir, ben zaten et yemiyorum. Ben vejetaryen bir insanım. Vegan değilim, bakın vejetaryen diyorum. Çünkü benim vegan olmam mümkün değil. Vegan dediğiniz zaman, vegan hiçbir şekilde hiçbir hayvansal gıdayı ne tüketir ne eline alır. Şimdi benim köpeğim et yiyor. Benim ailemden de et yiyenler var. Benim vegan olmam mümkün değil. Ama ne? Örneğin deri kullanmıyorum. Deri hiçbir şekilde kullanmıyorum. Çünkü ben o derilerin nasıl imal edildiğini çok iyi biliyorum. Hayvanların ne halde getirip canlı canlı böyle yüzüyorlar hayvanlara. Karşıyım o şeye. Hani bakın,
ben şeye karşı değilim, yanlış anlamayın. Niye kestiniz, niye yediniz ona bir şey demiyorum. Her şey usulü olsun. Hayvanlar eziyet etmeden yapılsa lafım yok. Hiçbir şekilde... Neydi, ne yapıyorsun sen? El frenini sürüyor ya. Neyse, karşı değilim bazı şeyler ama usulü olsun arkadaşlar. Yani onun da bir canı var. Böyle hani eziyet çektirerek hayvana şey yaptıramazsınız. İşkence yapamazsınız. Bu zaten kurban da olsa kabul olmaz. Onu söyleyeyim sizlere. Benim kendi tercihim vejetaryanlık. Ben saygı duyuyorum herkese. Tabii ki en çok veganlara duyuyorum saygıyı. Baby! Bu ne? Otur burada. Otur şurada. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Palet'in yanına gittik. Palet'i göremedik çünkü abim onu gezmeye çıkartmış. Yürütüyor daha doğrusu. Biraz bekledik. Baktık olacak gibi değil. Uzun sürdü biraz gezi. Biz de geri geldik. Şimdi neydi, dışarıdan kafasını dışarı çıkarmış. Neydi? Bak buraya. Şu an görüyorsunuz kendisini. Ya bugün Palet'le bir video çekemedik.